hayat mı oldun? Maske mi var suratında? Kimsin sen? Ozey? Yeva öldü. Artık konuşamaz. Tamam, neredesin şu an? O kim? Sanırım albaydan bahsediyorsun. Onun kim olduğunun pek önemli olduğunu düşünmüyorum Uzi. Bu gece gördüklerin seni şaşırtmış olabilir. Evet. Ama asıl önemli olan ruh. O gördüğün benzerlik aslında bir illüzyon. Bir yanılsama. Asla aynı değilsiniz. Sen doğduğundan beri benim yanımdasın Uzi. Seni ben yetiştirdim. Ruhunu ben şekillendirdim. Ve o ruh başka hiç kimsede yok. Ayrıca bana sadakatinden şüphen de yok Uzi. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır. Güzel. Sana yeni görevini söylüyorum o zaman. Dinliyorum. O albayı hemen ortadan kaldıracaksın. Görevin içeriğiyle ilgili bir sorunun yoktur umarım. Hayır, yok. Senden güzel haberleri bekliyorum Hüseyin. Sen benim en muhteşem eserimsin Uzi. O albay Gündüz Göktürk'le 50 yıllık hesabımı kapatabilirim artık. Yalnız Gündüz Bey, bu söyledikleriniz gerçekten dehşet verici. Benim de aklım almıyor hiçbir türlü ama Kopuz'un akşam İkisi kadar benzeyen biri dediğinde o andan itibaren dosyaları araştırdım. Doğum dosyalarını, hastane kayıtlarını teker teker inceledim. Tam 50 sene öncesi. Eşimi doğum yapmak üzere hastaneye götürdüklerinde ben görevdeydim. Daha sonra hastaneye ulaştığımda ise doğum olmuştu. Ve ikiz çocuğunuz, oğlunuz oldu dediler. Çok sevindik ve yavrularımızı görmek için beklerken birdenbire ikizlerden biri öldü haberi geldi. Eşim de ben de öyle bir şok yaşadık ki tahmin edemezsiniz. Müthiş bir travmaydı. Cenazemizi aldık ve hastaneden çıkıp gömdük, defnettik. Sonrasında da bu hiç konuşulmadı. Tamamen kapandı. Öyle ki düşünsenize generalim. Bütün o olaylar olduğunda dahi aklımın ucundan geçmedi. Ve Oktay'ın bunlardan hiç haberi yoktu, öyle değil mi Gündüz Bey? Hayır Kopuz, o bilmiyor. Böyle bir yükü taşımasını istemedik. Daha sonra bir gün Pierre denen bu adam evimin kapısına geldiğinde oğlunun birini doğumda kaybettin. Diğeri de bir hain gibi bir şeyler zırvaladı. Ben o zamanlar pek üstünde durmadım. Ehemmiyet vermedim. Ama sonra beni sinirlendirmek için böyle konuştuğunu düşünmüştüm. Ama şimdi görüyorum ki renklemde taşlar yerine oturuyor sanki. Yani bütün bu eylemleri... Generalim, bilmiyorum, emin değilim. Ama o ihtimalde içimi yakıyor. Çok özür dilerim generalim. Sizi almayı unutmuşum. Rica ederim. Cevaplayın, belki önemli bir şeydir. Gizli numara. Efendim? Gündüz? Nasılsın? Pierre? Ay, yo. Artık
Monsieur diye hitap edilmesini tercih ediyorum gündüz. Ne istiyorsun? Hiç, nasılsın diye bir sorayım dedim. Ne istiyorsan söyle, fazla konuşma. Dün gece Oktay Göktürk kardeşiyle karşılaşmış diye duydum. Gündüz, orada mısın? Demek bunu da yaptın ha, ahlaksız herif. Evet, yaptım Gündüz Göktürk. Oğlunu ben aldım. Bunu hastaneden alıp yanıma getirdiklerinde... işlemeye hazır bir maden gibiydi. İstediğim gibi işleyebilip... yoğurabileceğim bir maden. O benim hayattaki en özel projem Gündüz. Oğlunu bir katil olarak karşına çıkarabilmek için... tam 50 yıl bekledim. Düşünsene. Oğlunun biri kahraman bir Türk subayı, Albay Oktay Göktürk. Diğeri ise acımasız ve soğukkanlı bir katil Uzi. Ne kadar acı bir durum. Ahlaksız herif! Alçak! Seni geberteceğim. Aa bak. Bak şimdi... asıl trajediye geliyorum. Oktay Göktürk'ün eşini ve kızını... öz kardeşi öldürdü. Gündüz, sesin çıkmıyor. Ama tabii tabii, çok çok haklısın. Yani böyle bir durumu kabullenebilmek hiç öyle kolay bir şey değil. Alçak! Bunun hesabını ödeyeceksin. Namussuz herif. Neyse. Ben artık seni acınla baş başa bırakayım. Yakın bir gelecekte tekrar görüşürüz. Yani belki. Oğlum. Oğlum yaşıyor. Bu alçağın elinde. Gündüz Bey. Lütfen sakin olun. Sedat, oğlum bir su getirin. Gündüz Bey'e ver çocuk. Duyuyordum su için. Adı Mete olacaktı. Yaşıyor. Oğlum yaşıyor. Ama bu herifin elinde. Bu alçağın elinde. Komutanım, karargah görüntülü iletişim kurmak istiyor. Görüntülü mü? Evet komutanım. Bağlantı hazır. Yüzbaşı Bozkurt, emredin komutanım. Yüzbaşım, Oktay Göktürk yanında mı? Evet komutanım. Tamam yüzbaşım, onunla görüştür beni. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kopuz. Göktürk. Ahmet Kemal. Biliyorum. Biliyorum. Vatan sağ olsun. Şimdi Oktay, öncelikle geldiğimiz noktada seninle ilgili yaşananların büyük bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu yaşananların telafisi yok. Çok zorlu bir süreçti. Ancak şimdi sana başka bir durum iletmek zorundayız. Başka bir durum mu? Evet Oktay. Baban Gündüz Bey burada. O açıklayacak sana. Babam mı? Kopuz neler oluyor? Oğlum.
başına gelenlerden, bu yaşadıklarından dolayı çok üzgünüm. Sana inanmadığım için beni affetmeni rica ediyorum. Özür diliyorum. Ben Gündüz Göktürk'ün oğluyum. Beni sen yetiştirdin baba. Senin yetiştirdiğin bir evlat, bir hain, bir katil olabilir mi? Vatanına sırtını döner mi? Evet. Neticede her şey bitti babam. Gerçekler ortaya çıktı. Bak oğlum. Sana söylemem gereken bir şey var. Dün gece sanırım... Sana çok benzeyen biriyle karşılaşmışsın. Evet. O... O senin kardeşin. Evet. O senin kardeşin oğul. Baba, bu ne demek şimdi? Ne kardeşi? Bana öldüğü söylenen ama... Doğumundan hemen sonra hastaneden kaçırılmış... ...ve dün geceye kadar yaşadığını bilmediğin... ...o senin ikiz kardeş. İkiz mi? Ne ikizinden bahsediyorsun baba? Bu çok saçma. O Monsieur denen alçak. Onu almış... ...ve karşımıza çıkarmak için 50 yıl beklemiş. Bu nasıl olur? Yani dün gece gördüğüm o katil... ...benim kardeşim mi? Bu mümkün değil. Benim askerlerime, candaşlarıma silah sıkan... ...o şerefsiz benim kardeşim olamaz. Oktay... ...gerçek bu. Ve... Karınla kızını da öldüren o. Oktay, oğlum. Bunu söylemem lazımdı. Bilmeye hakkım vardı. Evet, dönüş için Yörük'le irtibata geç. Emredersiniz komutan. Ne yapacağız komutanım? Bu nasıl bir acıdır komutanım? Çok zor komutanım. İnsan bu yükü nasıl taşır? Komutanım, benim aklım hala almıyor. Asubay İlbeli, emredersiniz komutanım. Komutanım, Kopuz Albay. Yüzbaşı Bozkurt, emredin komutanım. Yörük, o nasıl? Bütün bu yaşananlardan sonra. İyi olmasına imkan yok. Gözünü üstünden ayırma. Emredersiniz komutanım. Dönüş için hazırlıklarınızı yapın. Başa Kasubay size koordinatları geçecek. Emredersiniz komutanım. Kılıç dönüyoruz. Selcan. Karargah koordinatları geç. Emredersiniz komutanım. Dönüş emri geldi. Ben dönmüyorum. O Uzi'nin... ...Uzi denen köpeğin... ...yerin dibine girdiğini görmeden dönmüyorum. O benim kardeşim değil. O bir terörist. Ve cezasını çekecek. Kılıç. O zaman biz de dönmüyoruz komutanım.
Size biz bıraksaydık? Giderim ben, sağ olun. Oktay'la konuşmama izin verdiğiniz için size teşekkür ederim generalim. Ne demek, rica ederim. Komutan. Evet. Göktürk ve Kılıç değil mi? Dönmüyorlar değil mi? Hayır komutan. Oktay kardeşinin peşine düşecektir. Ailesinin ve Türk askerinin intikamını almadan da dönmeyecektir. Bununla devam et Asubay. Emelsiz komutanım. Komutanım. Ne yapıyoruz? Nereden başlayacağız? Sınırı kuzeyden geçmeye çalışacak. Vakit kaybetmeden yola çıkalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Teğmenim. Harekete geçmeden önce izninizle size bir şey vermemiz gerekiyor. Nedir? Asubayım. Kopuz albay komutanım. Her ihtimale karşı bizimle göndermişti. Kopuz baba yine yapmış babalığını. Ha orada. Sağ ol kızım, sağ ol, sağ ol. Hayırdır Gündüz? Böyle erken saatte? Oktay suçsuz. Masumiyeti kanıtlandı. Oh be, çok şükür. Bu çok iyi haber Gündüz. Peki senin neyin var böyle? Mehmet Arif, bütün o cinayetleri işleyen kimmiş biliyor musun? Kim? Oktay'ın ikiz kardeşi. Ne? Ne ikisi Gündüz? Bu kötülüğün sonu yok Gündüz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki... Hayat bu yaşımızda öyle şeyler karşımıza çıkarıyor ki bitmeyen bir imtihan gibi. O alçak benim canımı, benim yavrumu benden koparmış. Ondan bir canavar, bir terörist yaratmış. Ben nasıl bir babayım söyler misin bana? Çocuğuna sahip çıkamayan baba mı olur Mehmet Arif? Bunca yıl o çocuk ne yaşadı, neler gördü bilmiyorum. Bütün o cinayetleri işleyen benim oğlum mu Mehmet Arif? Değil Gündüz, değil. O çocuk 50 yıl önce senden kopartıldığında o senin çocuğun değildi artık. O benim kanım, o benim canım Mehmet Arif. Nasıl böyle dersin? Mesele kan değil Gündüz. Mesele o çocuğu kimin nasıl yetiştirdiği. Bir çocuğu doğuran mı? Büyüten mi? Büyütendir Gündüz. Ona şekil veren, ona yön çizen, onu büyütendir. İçinin yandığını biliyorum. Canının bir parçası, evet. Ama o kadar. O senin... Oğlum değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.